Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mişkatül Mesabih'in Kitab-ı Tahare bölümünün Bab-ı Muhalatatil Cünüb başlıklı bahsinin ikinci faslındaki 450 numaralı hadisle devam ediyoruz. Ve an Nafi'in قال انطلقت مع ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ أن قال مر الرجل في سكة من السكك فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كان الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر رواه أبو داود. İmam Ebu Davud rahimehullah naklediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın talebesi ve azatlısı Nafi naklediyor. Tabiinden. Diyor ki, İntalaktu ma'a İbni Ömer fi hacetin. Bir iş dolayısıyla İbni Ömer'le beraber çıkmıştım. Bir yere gidiyorduk. فَقَضَى اِبْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ İbn Ömer ihtiyacını gördü, hacetini gördü. وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ O gün bana söylediği şeyler arasında şu da vardı. اَنْ قَالَ şöyle demişti. مَرَّ رَجُلٌ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ Bir adam, sahabeden birisi, sokaklardan bir sokakta sokağa girdi. فَلَقِيَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a rastladı. وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِتٍ اَوْ بَوْلٍ Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz büyük veya küçük abdest ihtiyacını gidermiş, giderdiği yerden çıkmıştı. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ O adam Efendimiz'e selam verdi. فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ Fakat Efendimiz adamın selamını almadı. Hatta اِذَا كَانَ الرَّجُلُ اَنْ يَتَوَارَ فِي السِّكَّةِ Derken o adam sokakta biraz uzaklaştı, kenara çekildi. ضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ Efendimiz aleyhissalatü vesselam ellerini duvara vurdu. Oradaki bir evin, bir binanın duvarına vurdu. وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ Sonra elleriyle yüzünü meshetti. Sümme darabe darbeten uhra. Sonra tekrar bir daha vurdu ellerini duvara. İkinci bir kere vurdu. Ve mesaha dira'ayhi ve o vuruştan sonra dirseklerini meshetti. Dirseklerinden kasıt, dirseklerle beraber eller, kollar yani. Sümme redde aler racülis selame. Daha sonra bunu yaptıktan sonra adamın selamını aldı. Ve kale buyurdu ki اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اِلَّا اَنِّي لَمْ اَكُنْ عَلَى تُحْرٍ Senin selamını almamamın tek sebebi taharet üzere bulunmuyor oluşum idi. Başka bir şey değildi. Beni taharet üzere olmamaktan başka bir şey senin selamını almaktan alıkoymadı. Başka bir tercümeyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle söylemiş. O sahabiye. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu davranışının hükmü hakkında ne diyebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ideal olanı, eftal olan davranışı bir fiil işleyerek gösterdi. Yoksa abdestsiz kimse selam alamaz veremez, cünüp kimse selam alamaz veremez diye bir hüküm yok. Hatta daha önce gördük. Geçen haftaydı zannediyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kirama Kur'an öğretirdi
abdestli değildi, abdestli olmadığı halde sahabe-i kirama Kur'an öğretildi. Abdestli olmama durumu onu Kur'an öğretmekten men etmiyordu. Kur'an sözlerinin en faziletlisi olduğu halde aleyhissalatü vesselam Efendimiz abdestsiz vaziyette Kur'an öğretmekte, Kur'an ayetlerini telaffuz etmekte bir beis görmediğine göre gerçi selam da bir ayet biliyorsunuz. Selamun aleyküm tıbtum fethuluha halidin. O da bir ayet ama neticede esselamu aleyküm dediğiniz zaman o ayetin formundan çıkarıyoruz selam cümlesini. Dolayısıyla mutlaka burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz eftal olan davranışı öğretmek maksadıyla böyle söyledi. Yoksa abdestsiz olduğumuz durumda bize verilen selamı almayız, almamamız gerekir diye bir kayıt yok. Böyle söylemek, hadisten böyle bir hüküm çıkarmak doğru olmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada duvara teyemmüm etmiş. Bir kere vurmuş, yüzünü meshetmiş, ikinci kere vurmuş, kollarını meshetmiş, teyemmüm yaparak adamın selamını almış. Bu rivayetin senedi hakkında bazı alimler olumsuz görüş beyan etmişler, sahih olmadığını söylemişler. Ama muhtemelen başka benzer rivayetlerle de desteklendiği gerekçesiyle hasenli gayrihi olduğu söylenmiş rivayetin. Vallahu alem. 451 numaralı rivayet. Ve anil muhacir ibni kunfudin ennehu eten nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yebulu fesellem aleyhi felem yerudda aleyhi hatta tevadda'a thumma a'tezara ileyhi ve kâle inni kerihtu en اذكر الله الا على طهر رواه ابو داود والنسائي الى قوله حتى توضا وقال فلما توضا رد عليه امام ابو داود ve امام نسائي رحمهم الله nakletmişler sahabeden el muhacir ibn kunfuz radıyallahu anh naklediyor. Kaynaklarda bu zatın Mekke fethi sırasında Müslüman olduğunu ve Medine'ye geldiğini söylüyorlar. El-Muhacir İbni Kunfuz. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde bu zat hakkında Hâdel-Muhaciru Hakkan buyurmuş. Bu hakkıyla muhacirdir. Adı da muhacir, kendisi de. Müslüman olarak hicret etmiş Medine'ye, Müslüman olarak gelmiş vaziyette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle söylemiş. Hâdel muhaciru hakkan. Buradan bir şey anlıyoruz biz. Sahabe arasında evet bir eftaliyet sıralaması var. Yani sâbikûnel evvelûn, İslam'a ilk girenler ile Mekke'nin fethi veya daha sonra Müslüman olanlar fazilette bir değil elbette. Fakat Mekke fethinde veya daha sonra Müslüman olmuş olanlara da burun kıvırarak bakma yetkimiz yok. Buradan böyle bir neticede çıkarmamız yanlış olmaz Allah-u Alem. Sahabe ise sahabedir. Elbette aralarındaki fazilet farkını inkar etmeyiz, gözetiriz. Derece farkı bulunduğunu söyleriz ama hepsi sahabi olduğu için de onlara karşı edepte kusur etmemeye çalışırız. Aslında Mekke fethedildikten sonra biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz La hicrete ba'del feth buyurmuş. Mekke fethedildikten sonra artık Medine'ye hicret yükümlülüğü yoktur. Mekke'nin fethine kadar biliyorsunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'nin fethine kadar Medine'ye hicret etmek farzdı. Bütün müminlere farzdı. Özel Efendimiz'den özel izinli olanlar dışında herkese farzdı. Müslüman olmuşsa biri bir yerde mutlaka Medine'ye gelmek zorundaydı. Efendim, Mekke fethedildikten sonra Efendimiz La hicrete ba'del feth buyurdu. Mekke'nin fethinden sonra artık hicret yükümlülüğü kalkmıştır. Böyle buyurduğu halde
Muhacir bin Kunfuz radıyallahu anh hakkında hâdâ el-muhâciru hakkan buyurmuş olması enteresan bir vurgu gerçekten. Ennehu eten-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Muhacir ibn-i Kunfuz radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ve huve yebulu aleyhissalatü vesselam Efendimiz küçük abdestini yapıyormuş o esnada. Feselleme aleyhi, ona selam vermiş. Muhacir ibn-i Kunfuz radıyallahu anh Efendimiz'e selam vermiş. Felem yeruddu aleyhi, Efendimiz onun selamını almamış. Hatta tevaddaa, abdest alana kadar. Thumme i'tezera ileyhi, abdest aldıktan sonra ona niye selamını almadığını izah sadedinde buyurmuş ki inni kerihtu en ezkurallaha illa ala tuhrin, abdestsiz olduğum vaziyetteyken Allah Teala'yı zikretmeyi doğru bulmadım. Abdestsiz iken Allah Teala'yı zikretmeyi doğru bulmadım buyurmuş. Selam Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından bir isim malum. Esselamu Aleyke dediğimizde veya Esselamu Aleykum dediğimizde Esma-i Hüsna'dan bir ismi de zikretmiş oluyoruz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz burada bu Esma'yı abdestsiz olarak zikretmeyi uygun bulmadım buyurmuş. Ve selamını niye daha önce almadığını böylece ifade etmiş. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Hadisi düz mantıkla okuduğumuzda sanki aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanların efendim kolaylıkla gelip geçtiği, kendisini görebileceği bir yerde bevlediyormuş da o da çıkmış gelmiş Efendimiz'i o halde görmüş gibi. Bu düz okuma bizi yanıltmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin küçük ya da büyük abdestini bozmak için insanların görmediği yerlere özellikle çekildiğini başka pek çok rivayetten biliyoruz. Medine-i Münevvere'de insanların sokaktayken özel olarak kullanabileceği tuvaletler yoktu biliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar tuvalet ihtiyaçlarını evlerin uzağına çekilip meskun mahallerin dışına çıkıp oralarda gideriyorlardı. Bazen küçük abdest bozmak konusunda özellikle akşamın karanlığından istifadeyle şehrin dışındaki duvar dipleri, bahçe bostan duvarlarının dipleri, arkaları da kullanılırdı küçük abdest bozmak için. Bunu da yine bir kısım rivayetlerden biliyoruz. Dolayısıyla bu arka plan bilgisine dayanarak diyebiliriz ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin abdestini bozmak için çekildiği o tenha yer nereyse orası, orada olduğuna dair bir bilgi var demek ki Muhacir İbni Kunfuz radıyallahu anh'ta. O da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i diyelim ki bir duvarın arkasındayken geldi, duvarın öbür tarafından selam verdi. Efendimiz selamını almadı. Bu konuşma böyle cereyan etti. Bu şekilde bir arka plan okuması yapmamız mümkündür. Aksi halde dediğim gibi sanki haşa Efendimiz ortalık yere abdest bozuyormuş da o da gelmiş, onu görmüş, selam vermiş gibi bir manzara çıkar. Bu doğru olmaz. Hadisten çıkarılacak hüküm bağlamında gene söylememiz gerekir ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada nasıl bir kısım davranışlarında cevazı beyan için en edna seviyesini hükmün zikrediyor. Burada da en efdal olanı bil fiil göstererek öğretiyor. Bu en edna ve en efdal hükümlere delalet etmesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin muazzam bir öğretmenlik örneğidir. Zira muhatap olduğu toplum, yetiştirmekle mükellef olduğu toplumda her türlü insan var. Alimi de var, cahili de var, anlayışlısı da var, anlayışsızı da var. Efendim, zühdü takvaya çok son derece riayet eden de var. Efendim, onlar kadar riayet etmeyen de var.
Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nübüvvet misyonunu, tebliğ misyonunu yerine getirirken bu şekilde farklı durumları, farklı seviyeleri, farklı anlayışları gözeterek farklı izahlarda bulunuyor. Burada da bunu görüyoruz. Bir yerde eşleriyle birlikte olduktan sonra abdest alıp uyuduğunu gördük geçen derslerde. Usul abdesti almadı, normal abdest alarak uyudu. Hatta bunu müteaddit defalar yaptığını gördük hadis rivayetlerinden. Bir yerde de bu şekilde abdest almadan ya da teyemmüm etmeden selam almayan bir peygamber gördük Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu öğretme misyonu ile bağlantılı düşünmemiz lazım bunu. Efendim muhatabının durumunu da göz önüne alarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hükmün en efdal ve en edna seviyelerini bu şekilde açıklıyor. İkinci faslı burada bitirmiş olduk. Üçüncü fasla başlayalım. 452 numaralı üçüncü faslın ilk hadisi. An Ümmü Selemete radiyallahu anha kalet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yücnibu sümme yenamu sümme yentebihu sümme yenamu ravahu Ahmedu. İmam Ahmet rahimahullah naklediyor. Ümmü Seleme annemiz diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yücnibu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cünüp olurdu, eşleriyle birlikte olurdu anlamında. Sümme yenamu sonra uyurdu ki bu uyumanın abdest almak suretiyle olduğunu gördük daha önce. Sümme yentebihu sonra uyanırdı bir iş yapmak için, bir hacetini gidermek için veya sümme yenamu sonra tekrar uyurdu. Buradan anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu uyanma, uyuma, tekrar uyanma faslında gusül abdesti almıyor. Namaz abdestiyle, normal namaz abdestiyle yetiniyor. Rivayetten bunu anlıyoruz. Gene burada da Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhsat ifade eden davranışı ya da cevazı beyan maksatlı davranışını görüyoruz. 453 numaralı rivayet. Ve an Şu'be kal. İnne İbni Abbasin radıyallahu anhuma kâne izâ iktesele minel cenâbeti yufrigu bi yedihil yumna alâ yedihil yusra seb'a mirârin. Sümme yagsilu fercehu fenesiye marreten kem efraga feseeleni fekultu la edri fekale la ümmelek. وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر رواه أبو داود إمام أبو داود رحمه الله نقلتmiş Şube'nin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti. Buradaki Şube İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın azatlılarından Şube İbni Dinar diyor ki İnne İbn Abbas kana iza iktasala min al-cenabeti yufrigu bi yadihi al-yumna ala yadihi al-yusra. İbn Abbas radıyallahu anhu hazretleri cünüplükten guslederken sağ eliyle sol eli üzerine sol eline 7 kere su dökerdi. Sol elini kaba batırmamak için, dolayısıyla kaptaki suyu kirletmemek maksadıyla sağ elini batırıyor ve oradan sol eline su aktararak abdest yerlerini yıkıyor. Ondan sonra normal gusletmeye başlıyor. فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ Bir seferinde guslederken kaç kere sağ eliyle sol eline kaç kere su aldığını unuttu. Ve se'eleni bana sordu. Ve kultu dedim ki la edri. Bilmiyorum. Kaç kere aldım su diye sormuş ona. O da bilmiyorum demiş. Ve
Ve kâle bunun üzerine İbn Abbas Hazretleri demiş ki la ümmelek, anasız kalasın. Ve mâ yemne'uke en tedri, bilmekten seni alıkoyan nedir? Niye bilmiyorsun? Mazeretin, gerekçen nedir? Sonra tümme tevatta'a vudu'ahu lissalat. Sonra namaz için alınan abdest gibi bir abdest aldı. Tümme efidu ala cildihil ma'e. Sonra bütün bedeni üzerine suyu akıttı. Tümme yekulu hakeze kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetetahharu. Sonra şöyle demiş İbn Abbas Hazretleri, Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle temizlenirdi. Bu burada üzerinde durmamız gereken birkaç nokta var. Birincisi, İbn Abbas Hazretlerinin çok sayıda alim talebesi var biliyorsunuz. Bu Şube İbni Dinar da bunlardan birisi olsa gerek ama adını çok görmüyoruz kaynaklarda, çok duymuyoruz. Efendim, bazı alimler bu zatı tazif etmişler. Rivayette zayıftır demişler. Bazıları yok öyle değil demişler. Durumu hakkında ihtilaf edilen bir zat. İbn Abbas radıyallahu anhüm hazretleri gusül abdesti alırken bu da yanında duruyormuş. Bu buradan benim anladığım o ki bu henüz yetişkin bir insan değil. Yani çocukluk çağında veya işte delikanlılık çağına gelmedi henüz. İbn Abbas Hazretleri'nin yanında duruyor, ona yardım ediyor. İbn Abbas Hazretleri gusül abdesti alırken sağ eliyle sol eli üzerine kaç kere su döktüğüne özel olarak dikkat ediyor efendim ve bunun 7 kere olması konusunda bir hassasiyeti var demek ki. Bir seferinde bunu unuttuğunda Şube'ye soruyor. Kaç kere aldım suyu, kaç kere aldım sol elime diye. O da bilmiyorum deyince böyle biraz sitem, biraz azarlama, tatlı sert bir ikaz. La ümmelek. Anasız kalasın, anan seni kaybetsin ya da buna benzer bir ifade. Ve ma yemne'uke en tedri. Bilmekten seni alıkoyan nedir? İbn Abbas Hazretlerinin bu tavrı, bu tatlı sert sitemi ve bu ikazı bize diyor ki İbn Abbas Hazretleri yanındaki kişiye, o çocuğa, o azatlısına gusül abdestinin nasıl alınacağını göstermek için özellikle dikkatle bakmasını bekliyor, onu istiyor. Onda bir dalgınlık görünce de hemen uyarıyor yani. Niye bilmiyorsun? Seni bilmekten alıkoyan nedir? Bak, gör, öğren anlamında yani. Sonra namaz abdesti gibi bir abdest alıyor, bütün bedenine suyu döküyor. Sonra da diyor ki, hakeza kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetetahharu. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle temizlenir. Demek ki göstererek öğretme maksatlı bir fiil var burada. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle guslederdi. Bunu sözel olarak anlatmak yerine, teorik olarak anlatmak yerine göstererek anlatmayı tercih etmiş İbn Abbas Hazretleri. Ve yaptığı işin de aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir amelini göstermek olduğunu, maksadın o olduğunu da efendim bizzat abdest aldıktan sonra açıkça ifade etmiş. Bu bir öğretme metodudur. Göstererek öğretme metodudur. Fiilen bir şeyi yaparsınız, bunun nasıl yapılması gerektiğini sözel anlatmaktan daha etkilidir, daha kalıcıdır, daha öğreticidir. O da öyle yapmış. Efendim, İbn Abbas Hazretleri sahabenin çok talebe yetiştirmiş öğretmenlerinden birisi. Sahabenin gençlerinden. Ama alimlerinden, Efendimizin özel duasına mazhar olmuş alimlerinden çok sayıda talebe yetiştirmiş. Sahabe arasında çok sayıda talebe yetiştiren birkaç kişi var. Bunlardan birisi İbn Abbas Hazretleri, bir diğeri İbn Ömer Hazretleri, bir diğeri İbn Mesud Hazretleri
radıyallahu anhum ecmain. Bunlar özellikle kendilerinden sonraki kuşağı, hizmetçilerini, azatlı kölelerini, çocuklarını, talebelerini özel olarak eğitiyorlar ki onlar gelecek toplumu, gelecek kuşakları bilgi, bilinç üzerine inşa etsin, onlara rehberlik etsin. Ve bu eğiticiliği de bu kadar bize bugün çok cüz'i gibi gelen meselelere kadar teşmil ediyorlar. Sadece Kur'an tefsiri, sadece itikat, sadece kıraat, sadece ahkam değil, aynı zamanda bu tarz şeyleri de öğretiyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Evet, rivayeti İmam Ebu Davud nakletmiş. Rahimahullah. Rivayet numarası 454. Ve an Ebi Rafi'in radıyallahu anhu kal inne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme tafe zâte yevmin ala nisâihi yagtasilu inde hâdihi ve inde hâdihi kâle fe kultu lehu ya Resulallah elâ tec'alhu guslen vâhiden âhiren kâle hâda ezkâ ve atyabu ve athar. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud'e. İmam Ahmed ve İmam Ebu Davud rahimehumullah nakletmişler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin azatlısı Ebu Rafi' Mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Diyor ki İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem tafe zâte yevmin alâ nisâihi. Bir gün Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eşlerini dolandı, dolaştı. يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ Her birinin yanında gusletti. قَالَ Ebu Rafi diyor ki radıyallahu anh قُلْتُ لَهُ Ona dedim ki ya Resulallah أَلَا تَجْعَلْهُ غُسْلًا وَاحِدًا آخِرًا Onu bir tek gusül yapsaydın, bütün bu dolaşmalarınızın sonunda tek bir gusül abdesti alsaydınız ya, ya da almaz mısınız ya da niye böyle yaptınız anlamında. Kale Efendimiz buyurdu ki Hâzâ ezkâ ve atyabu ve athar. Bu daha temizleyici, daha temiz, daha güzel. Evet, daha önce de gördük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tek bir gusülle yetiniyordu. Efendim burada da bunun daha temizleyici, daha nezahete uygun, daha güzel davranış olduğunu Efendimiz söyledi. Az önce söylediğimiz şey burada da aynen geçerli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem edna hükmü hem eftal hükmü zikrediyor. Ya da fiilen gösteriyor. Böyle yaparsanız ruhsat olur, caizdir. Öbür türlü yaparsanız azimet olur, daha iyidir, daha temizdir, daha sevaplıdır anlamında. Her iki davranışı da gösteriyor. Ve an el-Hakem ibn-i Amr'in radıyallahu anhu kal neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yetevadda'a r-raculu bi fadli tuhuril mer'ati. Ravahu Ebu Davud ve İbn-i Mace ve Tirmidiyyü ve Zade ev kale bi su'riha ve kale hâda hadithun hasenun sahihun. Yukarıda geçen bir rivayetin İmam Nesai tarafından farklı nakledilmiş son cümlesini okumayı unuttuk herhalde. Ona bir döneyim tekrar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selam verildi. O abdest almadan selamı iade etmedi. İmam Ebu Davud bunu naklederken İnni kerihtu en etkürallaha illa ala tuhrin buyurduğunu söyledi Efendimiz'in. Ben Allah Teala'yı sadece temiz olduğum halde anmayı severim. Temiz olmadığım durumda Allah Teala'yı zikretmeyi uygun görmedim dediğini nakletti İmam Ebu Davud. İmam Nesai şöyle bir farklı şekilde bitirmiş rivayeti. Hatta tevadda'a. Yani felem yerudda aleyhi hatta tevadda'a. Ona selamı iade etmedi. Abdest alana kadar ve kale ve ravi dedi ki felemma tevadda'a radda aleyhi
abdest aldığı zaman ona selamını iade etti, selamını aldı. Bu farklı okuyuşu da burada zikretmiş olalım. Metin eksik okunmuş olmasın. Evet, dönelim hadisimize. El-Hakem İbni Amr radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yetevadda'ar raculu bi fadli tuhuril mer'a. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkeğin kadının temizliğinden artan suyla abdest almasını nehyetti. Erkeklerin kadınların temizlenmesinden arta kalan suyla abdest almasını Efendimiz nehyetti. İmam Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi nakletmişler. İmam Tirmizi ilave olarak evkale bisu'riha ifadesini de nakletmiş veya ravi burada bi fadli tuhuril mer'a yerine bi su'riha demiş. Bi su'ri tuhuril mer'a veya bi su'riha demiş. Bi fadli fazlası demek. Kadının abdest alıp ya da gusledip de guslünden arta kalan su demek. Su'r kelimesi ise artık anlamında. Artık. Yani bir su bardağının yarısını içersiniz, yarısı kalır. Ona artık diyoruz, değil mi? Artıklamak, suyu veya yemeği artıklamak. Burada da kadının artıkladığı su, yani abdestinden arta kalan su kastedilmiş. Bu muhtevada birkaç rivayet daha var. Kadın guslettiğinde veya abdest aldığında onun guslünden veya abdestinden arta kalan suyla abdest alınması konusunda yasak getiren birkaç rivayet daha var. Bundan çok uzun yıllar evvel, belki 98-99 mu desem veya daha önce 89-90-91 o yıllar. Kaç sene oldu? 89 desek 99-2009-2019, 30 sene önce. İlâhü's-Sünen tercümesinde bu mesele çıkmıştı karşıma. İlâhü's-Sünen'i tercüme ederken. İlâhü's-Sünen müellifinin oradaki şeyini hiç unutmuyorum. Ben bunun niye böyle olduğunu bilmiyorum demişti. Bazıları bunun mensuh olduğunu söylemişler. Bu tarz rivayetlerin mensuh olduğunu söylemişler. Ama bunun illeti nedir? Efendimiz o zaman niye böyle bir nehi getirmiş? Sonra bu niye nesk olmuş? Bunu bilmiyorum demişti müellif. Evet, yani o gün bugündür bu mensuh denen rivayetlerin acaba niye nesk edilmiş, yani niye nehyedilmiş bu şeklinde bir illetini sorup da gösteren bir metne rastlamadım. O gün bugündür böyle benim aklımda da bu bir sorudur hep. Acaba niye böyle? Bazı alimler diyorlar ki buradaki nehy, nehy tenzihidir. Ama tenzihi de olsa bir nehidir sonuçta. Yani niye acaba? Kaldı ki daha önce gördük. Müminlerin annelerinden birisi Hazreti Meymune validemizdi yanlış hatırlamıyorsam. Efendim gusletmişti. Efendimiz o suyla abdest almak istedi. Ya Resulallah ben o sudan gusül abdesti aldım dedi o. Sonra Efendimiz buyurdu ki su cünüp olmaz. Şimdi böyle bir vakıa da var önümüzde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada kadın erkek ayrımı da yapmadan cünüp birisinin abdestinden veya guslünden arta kalan su hakkında su cünüp olmaz buyurarak noktayı koymuştu. Ama burada da böyle bir nehi bahis konusu. Benim aklıma şu geliyor. Hüküm koymuş olmayalım ama sadece fikir beyan etmiş olalım. Sahabe-i kiram arasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir sözü, bir fiili konusunda meselenin künhüne tam vakıf olamayanlar olabiliyor. Efendimizin kastı başkadır, o başka bir netice çıkarttı. Biz bunu daha önce burada gene gördüğümüz
rivayetler arasında Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'tan onunla Hazreti Ömer arasındaki bir anekdottan, daha doğrusu oradan da hatırlıyoruz. El-ma'u minel-ma hadisini hatırlayacaksınız. Su ancak sudan gerekir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh böyle fetva veriyordu. Hazreti Ömer onu çağırdı. Dedi ki bunu niye böyle söylüyorsun sen? Kadınla erkek bir araya geldiğinde, karı koca münasebeti olduğunda eğer inzal vaki olmazsa gusül gerekmez diye fetva veriyormuş Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Hazreti Ömer onu çağırmış, demiş ki niye böyle fetva veriyorsun? Demiş ki ben amcalarımdan, dayılarımdan böyle duydum. Onlar böyle söylüyorlardı. Kimdir onlar demiş. O da Übey bin Ka'b ve bir iki isim daha saymış radıyallahu anh. Hazreti Ömer onları çağırmış. Nedir bu demiş, siz böyle fetva veriyorsunuz. İnnemel ma'u minel ma'i. Demişler biz böyle duyduk, böyle biliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki o zaman müminlerin annelerine birini gönderelim sorsun. Bu işin kestirme halli budur. Göndermişler. Zannedersem Hazreti Ayşe validemizdi. İza tecavezel hitanul hitane vecebel gusül. Fakat vecebel gusül diye son noktayı koymuştu Hazreti Ayşe validemiz. Sünnet yeri sünnet yerini geçince gusül gerekir. İnzal olsun olmasın. Şimdi oradan da hatırlıyoruz. Sahabeden bazıları Efendimizin bir sözünden, bir fiilinden bir hüküm çıkarıyorlar. Fakat bu hüküm aslında vakaya, hakikate tetabuk etmeyebiliyor. Onlar öyle anlıyorlar ve anladıklarını öyle naklediyorlar, öyle amel ediyorlar. Allahu alem, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın birçok icraatı için karşımıza çıkan bir klişe cümle var. İşte bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde, Ebu Bekir döneminde radıyallahu anh ve Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında şöyle davranılırdı, şöyle yapılırdı veya biz şöyle yapardık. Sonra Ömer bunu neshetti. Bu klişe cümleyle bize nakledilmiş birçok hadise var. Bunlardan birisi işte İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen bu bir mecliste bir lafızla kişinin eşine verdiği üç talak meselesi. Sahih kaynaklarımızda geliyor. İbn Abbas Hazretleri demiş ki Peygamberimiz döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde ve Hazreti Ömer döneminin ilk yıllarında bir kimsenin eşine bir mecliste bir lafızla verdiği üç talak tek talak sayılırdı. Sonra Ömer dedi ki insanlar kendilerine mühlet verilen bir konuda acele ediyorlar, aceleci davranıyorlar. Biz de bunu onlara infaz edelim, icra edelim dedi ve icra etti. Ondan sonra bir lafızla verilen üç talak, üç talak sayılmaya başladı. Şimdi burada da bu ve benzeri meselelerde de bu çıkıyor karşımıza. Acaba gerçekten öyle miydi? Yoksa sahabeden bir kısmı mı öyle anladı? Bu mümkündür. Efendim, bir de tabii talak meselesi gibi son derece girift ve teknik bir mesele söz konusu olunca işte evli mi, zifaf vaki olmuş mu, olmamış mı? Buna göre değişir. Kinaye mi kullanmış, sarih mi kullanmış talak da buna göre değişir hüküm. Teknik bir mesele olunca efendim herkes bu meseleye gereği gibi vakıf olamayabiliyor. Böyle olunca da böyle bir durum çıkıyor karşımızda. Efendimiz zamanında böyleydi, Ebu Bekir zamanında böyleydi. Ömer de ilk zamanlarında bu böyle devam etti. Sonra Ömer bunu neshetti. Bu türlü meselelerin izahı şudur Allah-u Alem. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir konudaki son davranışı, son hükmü, son sünneti bazen bilinemeyebiliyor bazı sahabiler tarafından. Onlara gizli kalabiliyor. Habersiz olabiliyorlar. O bilgi üzerine, o yanlış bilgi üzerine Hazreti Ebu Bekir dönemi devam ediyor. Zaten kısa bir dönem ki o dönemde çok fazla böyle İslam toplumu hani sükunet içerisinde bir hayat yaşayamıyor bu ridde hadiseleri dolayısıyla. Sürekli bir gerginlik, sürekli bir sıcak gündem var, bir çatışma ortamı var.
Dolayısıyla bu meseleler oturup da müzakere edilemiyor rahat bir ortamda, sakin kafayla. Derken Hazreti Ömer hilafete geliyor. O hilafete geldikten bir süre sonra bu devam ediyor, bu uygulama. Ve zaman içinde Hazreti Ömer'in haberi oluyor bundan. Haberi olunca da müdahale ediyor. Efendim. Dolayısıyla olay bu şekilde anlatılıyor. Böyle bir klişe cümleyle anlatılıyor. Acaba burada da böyle bir şey var mıdır? Yani Efendimiz böyle böyle nehyetti. Bunu nehyederken özel bir sebebi vardı, belki özel bir durum söz konusuydu. Bunu genele teşmil ettiler. Böyle bir şey mümkün müdür? Mümkündür. Rivayetlerle haşır neşir olan insanlar bunun imkansız bir şey olmadığını bilirler. Allahu alem burada da böyle bir şey bahis konusudur diyelim. Gene de sözün ucunu açık bırakalım ki kesin hüküm vermiş olmayalım. Evet, burada bırakalım. Bir 15 dakika mola yapalım inşallah. Ondan sonra peşaver gecelerinde tekrar devam edelim.